Şimdi dün akşamın gündemi çok enteresan yani. Siz dün akşam benim Twitter'ı gördünüz mü? Twitter'ı takip alın bir defa. Koş, koş hemen twitter.com/candager. Benim Twitter güzel yer. Oğlum, olmadığımız masa yok lan. Şimdi abi, gelelim mevzuya. Dün akşam 11 Eylül'dü biliyorsunuz. Nasıl yani? Dün akşam resmen sosyal medyanın 11 Eylül'ü oldu. Oğlum direkt çakıldı lan her şey. Yerle bir oldu yani. Yığıldı lan, yığıldı. Yoğuldu, yoğuldu. Hani dobarlan mobarlan dedik. Yan yattı, çamura battı. Şimdi ben anlattım işte. Twitter'da böyle bici bir zart tut falan filan dedim. Ben bu arada Twitter'a girmesem fark etmeyecektim bile. Haberim bile yok yani. Insta minsta inmiş, WhatsApp inmiş. WhatsApp'ın farkında bile değilim abi. Şöyle çok enteresan bir mevzu oldu. Oğlum şimdi Twitter'a girdim ben böyle. Probleme baktım. Problemin ne olduğunu anladım. Yayın aç da yayın aç. Yayın aç da yayın aç. Oğlum dedim, siz nerede gördünüz? Yani kendi kendime düşünüyorum. Yani nerede gördünüz abi? Siz benim sansasyonel haberlerin hemen arkasından yayın açtım. Üstüne hemen oradan prim kasmak için video çektiğimi falan. Nerede gördünüz? Hiç yapar mıyım oğlum ben öyle şey? Yarın YouTube'da bu video, bak görürsün kesin. Neyse oğlum, dinleyin şimdi. Şimdi baktım abi, ben anlatacağım BGP bilmem ne falan filan. Abi böyle sayacağız Twitter'daki mavi ekranları, tamam mı? Herkes tek tek mavi ekran verecek böyle. Ulan dedim, böyle bir konuya burada girmeyelim Twitter'dan falan. Hadi dedim, bir tane çok güzel bir soru sorulmuş. Dur dedim, ona göre güzel bir şekilde ayarlayalım bunu. Hadi dedim, siz söyleyin bakalım neden olabilir. İpucu veriyorum, BGP falan. Bazıları bildiği çok güzel bir şekilde bir beyin fırtınası yaptık. Olayın şeyini anlattık. Şimdi mevzuyu anladığımız ve bildiğimiz kadarıyla, hani bu dakikaya kadar gelen bilgiler ışığında anlatalım arkadaşlar. Bir de en önemlisi şu. Bir saldırı olmadığı söyleniyor. Şimdi bunun ne kadar doğru olduğu, ne kadar buna inanmak isteyeceğiniz tamamen size kalmış. Tamam. İnandım. Kesin doğrudur. Tamam, bir saldırı değildir yani. Hatta mesela bu işte hani politik bir takım açıklamalar yapıldı bu hafta içerisinde. Çok 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 ciddi mevzular oldu falan filan. Çok ciddi iddialar var Facebook'la ilgili falan filan. Değil mi? Onlarla hiç alakası yok. Değil mi arkadaşlar? Peki anlatılan sebep ne? Anlatılan sebep olağan şüpheliler. Sevgili dostlarım. Bir, internet gitmesi durumunda her zaman neden sistemler patlar? Patladığında hep ne suçlanır? Bu bir internet mimidir dostlar. It is always the DNS. Her zaman DNS'tir oğlum. Her zaman DNS. DNS patlar hep bir rutin düzenleme esnasında. DNS yan yattı, çamura battı. Arada sırada bir de şey derler, stajyer yaptı. Çocuğum, ben bunlardan değilim abi. Kedi girdi, yan geldi, çamura battı falan. Böyle şeylerdir. Hep bunlar. Varılmak istenen nokta ne? Bunun amacı ne? Mevzu hakkında şöyle bir özet geçeyim. DNS sunucular güzel güzel yer alırken BGP anonslarından sunucunun kayıtları, Facebook.com kayıtları withdrawn ediliyor. Yani çekiliyor. Zaten BGP o mantıkta çalışıyor. Anons, withdrawn. Anons, withdrawn. Aldım, verdim. Aldım, verdim. Bak burası mı? Yok değil. Burası mı? Yok değil. Falan şeklinde. Diyeceksiniz ki o ne lan? Siz demeyin, ben anlatayım. Şimdi arkadaşlar, en basit anlatımını söylüyorum. Altın rehber var. Telefon fiiristi. Orada bir sayfa var. Kağıt böyle. Kağıdın üstünde Facebook.com yazıyor. Normal şartlarda Facebook.com'u bulabilmek için sen fiiristi eline aldığında ne yapıyorsun? F harfine gidiyorsun manuel olarak. Facebook.com'a bakıyorsun. Altında da telefon numarası yazıyor. Doğru mu? Bir de indeks bölümü vardır en başta. F harfinde Facebook.com 55. sayfada diye yazar. Dün akşam öyle bir şey oldu ki. Önce bu indeks sayfasından Facebook.com'un hangi sayfada olduğu bilgisinin yazıldığı bölümü yırttılar. Yol göstericini. Abu! Bir anda bütün internet cuu dedi. Facebook cuu oldu böyle, gidiyor. Cuu gitti. Lan diyor, DNS'ler nerede? Facebook cuu. Atıyorsun, alo Facebook diyorsun. Cuu diyor, tamam böyle. Yok. Ulan sayfa F harfine gidiyorsun. Facebook yok. Ondan sonra siliyorsun abi. Bir bakıyorsun böyle. Nerede? DNS'ler diyor ki. Kerim abi diyor. Kapatmış diyor Facebook dükkanı diyor. Ben silerim Facebook'u diyor. Cuuu diye Facebook sayfasını yırtıyor, atıyor altın rehber. Lan oğlum, ne yapıyorsunuz siz? Deli misiniz lan? Bana kardeş cuuu diyor. Tamam, gitti. Patladı. Facebook yok oldu oğlum dünyadan. Bildiğin dün akşam önce BGP anonsu kesildi. Ondan sonra da DNS'ler lan ben nasıl yapacağım bu işi diye bakarken bulamadığı için de sil gitsin anasını satayım. Çuuu. DNS'ler de sildi. Çuuu diye bir ses geldi abi. Ondan sonra WhatsApp'tır bilmem nedir. Vadadan, Huda'da hepsi güm. Yani bildiğin Facebook duruyor ama Facebook'un adresini bilen yok. Ne oldu? İnek içti. İneğe ne oldu? Dağa kaçtı. Dağ ne oldu? Yandı, bitti, kil oldu ama. Akü yok. Baba motor var. Akü yok. Başka bir anlatımla BGP'yi anlatayım size. Mesela BGP başka türlü nasıl anlatır? GPS gibi düşün BGP'yi, tamam mı? Bak şimdi. İstanbul'da havaalanına gideceğiz. Sabiha Gökçen'e gideceğiz. Biz de Koz Yatağı'ndayız. Koz Yatağı'ndan Sabiha Gökçen'e nasıl gidersin? Ya TEM'den gidersin, çıkarsın. Ya
E5'ten gidersin ya da sahil yolundan gidersin. Tamam, 3 tane yol var. Üçünden birinden gitmen lazım. Şimdi Sabiha Gökçen'e gideceğiz biz. Açtık elimize GPS'ü. Sabiha Gökçen'de Facebook oluyor. Nerede olduğunu biliyoruz, Pendik'te. Ondan sonra biz abi koyuyoruz böyle Sabiha Gökçen'e, Koz Yatağı'nda. Anlık trafik durumunu alıyoruz. Anlık trafik durumuna göre buradan GPS bize diyor ki, GPS baba diyor, sahilden git diyor. Şaşılacak olay. Sahilden git diyor. Daha hızlı orası diyor. Sen diyorsun ki tamam, demek ki yukarıda bir problem var. Belki bir yol çalışması, bir şey var. Sahilden gidelim anasını satayım diyorsun. Abi sahile doğru yola çıkıyorsun. Önünde trafik tıkandı. Ne yapıyor GPS o zaman? Diyor ki yeni yol gösteriyorum. Sen diyor bu sefer E5'e git. Peki diyorsun. Abi sen küçük yoldan GPS'le E5'e çıkıyorsun. E5'e çıktın. Yürüdürüyorsun. Lap orada tıkandı. Oğlum bakıyorum GPS'e. Diyor ki bu sefer TEM'e git. Baba ne yaptın sen diyorsun ya. Böyle bir teknoloji yok yani. Gezdik anasını satayım Kadıköy, Anadolu yakasının her tarafını. Peki diyorsun. Oradan çıkıyorsun abi. Rahmanlar üst taraf Kartal'dan TEM'e. Oradan da yürüdürüyorsun Sabiha Gökçen'e. Peki sevgili kardeşim. Burada size yeni rota oluşturuluyor deyip yeni rotayı tanımlıyor ya. E5'ten git daha hızlı gidersin. Veya TEM'den git daha hızlı gidersin diye GPS söylüyor ya. O söylediği anda hesaplayıp size döndüğü veriye BGP prefiksi deniyor. Diyor ki bu yoldan gidersen, benim arkamdaki bu yoldan daha hızlı gidersin. Ondan sonra bu sefer sahil yolunun tıkandığını biliyor ya. Bu sefer diyor ki adam arka tarafındaki, hani sahil yolunu çıkarttı ya listeden. Ona da withdrawn deniyor. Sildi attı sahil yolunu. Çünkü artık o bir opsiyon değil. Bu sırada beni GPS sistemi TEM'e yönlendirdiğinde benle aynı anda aynı bölgede yola çıkmak isteyen birisi GPS'i açtığında beni TEM'e yönlendirdi. Kartal yakınlarındayım. Kartal yakınlarından Sabiha Gökçen'e gitmek isteyen birisi GPS'i açtığında E5'i mi, sahil yolunu mu, TEM'i mi söyler ona? GPS o an beni yönlendirdiği an. Kimi söyler? TEM'i söyler değil mi? Aynen. Çünkü diğerlerinin tıkalı olduğu bilgisi bizde var. Diğerlerinin hepsi withdrawn edildi. Elimizdeki announcement bu. Tamam. Kartal'dayız abi. GPS'teyiz. Bana dedi ki TEM'den git. Oğlum tam o sırada GPS sinyali gitti. Hiçbir yerden trafik bilgisi alamıyoruz. Hesaplama yapılamıyor. Ne oldu abi? Kaymaklı simpaş. İşte bütün rotalar silinirse internetten, bütün BGP announce'ları silinirse nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Sabiha Gökçen evet Pendik'te, biliyoruz. Ama hangi yoldan oraya hızlı gideceğimizi bilmiyoruz. Dün Facebook'un başına gelen olay bu. Oldu mu şimdi? GPS sinyali kesildi oğlum. Kim nereden gideceğini bilemedi hiç kimse. Şimdi bak abi, hemen çiziyorum. Bir tane otonom sistem burada var. 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 Facebook da burada. Şimdi bu ben Can. Geldim bu yanımdaki arkadaşa dedim ki kardeş dedim, Facebook'a ait bütün IP'ler bende. Benim arkamda burada duruyor. Haberin olsun. Bu da dedi ki kardeş Facebook'a ait bütün IP'ler Can'ın arkasındaymış. O da gitti dedi ki kardeş bütün Facebook'a ait bilgiler benim arkamda şu adamın arkasındaymış. Bunun adı A olsun, bunun adı B olsun, bunun adı C olsun, bunun adı D olsun. Ondan sonra C de gitti dedi ki kardeş dedi benim bütün Facebook'a ait yerler beynin arkasında. Ben Can olarak burada otonom sistem içerisinde tutuyorum ya bu bilgiyi komple. Ben bunu buradan silersem, sildim. Ben de değil, ben yok oldum abi. D'ye gidiyoruz, soruyoruz Facebook nerede? O diyor ki burada. Buna gidiyoruz, soruyoruz Facebook nerede? O diyor ki burada. Buna gidiyoruz, soruyoruz Facebook nerede? Burada. Buna gidiyoruz, soruyoruz Facebook nerede? La yok diyor. Gitti lan. Facebook? 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 Nereye gitti Facebook? Lan neredesin oğlum? Alo? Çuuu? Gitti. Yoğum lan ben aslında. Yoğum oğlum. Yok oldu lan, burada hiçbir şey yok. Mevzu bu abi. Bak şimdi bunlar kulaktan kulağa konuşuyorlardı. Facebook'un kendisi BGP'den yok oldu. Bunu da diyor ki Facebook, ben bir tane güncelleme yapıyordum. O sırada gitti. Amenna. Hep öyledir zaten. Ya da şeydir, stajyerdir yapan, Allah bilir. Burada anlatmışlar. Bak aha burada oldu. Withdrawn'lar burada oldu. DNS'ler bir süre sonra sildi. WhatsApp da silindi otomatik olarak. Tüm Facebook.com'lar gitti. Zaten DNS'ler içerisinden de yok oldu. Cevap dönmüyor hiç kimse. Ondan sonra server fail response'ları dönmeye başlıyor. Çünkü NSIP'sine name server'a cevap atamıyorlar. Ondan sonra bizim internet çöktü. Aha da burada. Ondan sonra saat işte 21.15 UTC, 11'i 15 geçe falan internette hareketlilik başladı. Tekrar düzelmeye başladı. Sonunda kendine geldi. Mevzu bu. Anlaşıldı mı sevgili dostlarım? Bu kadar basit. GPS'in sinyalini kestiler. Tabii insanlar, herkes soruyor. Abi bizim internet sayıldı, çalındı mı? İşte efendime söyleyeyim, gitti mi? İşte o oldu mu, bu oldu mu? Bir tane arkadaşımız şey yazmış Twitter'da. Abi bizim bilgiler soyuldu mu? Ne diyorsun? Büyük bir soygun var gibi hissediyorum abi. Ne düşünüyorsun? Soygun mu oldu acaba? Ne dersin? Falan diyor. Ha? Dedim kardeş senin o bilgileri soydular, giydirdiler, bir daha soydular. O yapalı da çok oldu. Haberin olsun dedi. Facebook zaten cu oldu oğlum. Bizim bilgiler gideri çok oldu. Çok. Soygun boygun. Bitti o iş. Okey'e dönüyoruz biz zaten. Bitirdiler yani. Hepinizi öpüyoruz YouTube'cum. Bye YouTube. Abone olun oğlum.